İlkokuldan beri hayalimdi. Sosyal medya vesile oldu. Hep diyordum bir şeyler başaracağım. O unutulma ve düşmenin kişinin kendinden kaynaklandığını düşünüyorum. İnsanlara eğer sunabileceğin bir şey kalmamışsa unutulursun. Mesela şu ana kadar ünlü olan insanlar neyle ünlü oldu kimse bilmiyor. Türkiye'de fenomen olmak bence tam böyle hakkaniyetli olarak yerine geliyor diyebilirim. Elbette ki bir gün bitecektir. O zaman da zaten artık ben bitmesini istiyorumdur. Seni seven niye seviyor sence? Bir TikTok videosu çekiyorum. Orada gözlük takıyorum. Üniforma var. Havalı bir yürüyüş yapıyorum ağır çekimde. Orada bir müzik koymuşum falan. Aşırı havalı geliyorum. Fena fikir değil aslında ya. <laughs> ben yakışıklı psikolog diye bir sayfa açsam acaba inanır mı? <laughs> <laughs> Dokuz kardeştik biz. Bir çoğuyla birbirimizi fazla tanıyamadık açıkçası. Yani hayat şartları bizi birbirimizden çok kopardı. Yokluk vardı tabii, yoksulluk vardı. Okula gittiğimizde biz tezek götürürdük. Yakacak kömür falan yoktu o zamanlar. Herkesi gelirken bir tane tezek getirmesi şartı vardı. Köye gelen manav arabalar oluyordu. Araba gittikten sonra böyle çürük sebzelerin falan derenin kenarında biriktiğini ve bizim gidip onları yıkayıp yediğimizi hatırlıyorum. Hepimiz küçük yaşlarda buraya çalışmaya geldik. Burada işte tekstilde çalıştım, çok ezildim, çok hırpalandım. Bütün vicdansızlık örneklerini yaşadım. Kölelik ya. Kölelik derler, eski filmlerde falan izleriz. Yemin ediyorum aynısı. Çocuklukta nasıl bir baba? Küçükken çok fazla iletişim kuramıyorduk sert olduğu için sen istersen uzak duruyorsun. Sonra biraz büyüdükten sonra tabii daha samimi olabildik. Daha böyle yanına sokulabiliyordum, sarılabiliyordum. Tam da o ana denk geldi vefatı zaten. İçimde bir yaradır. Hani bugünleri görmesini çok isterdim. Çünkü çok yokluk gördü o da. Bugün ona güzel bir hayat sunabilmek isterdim. Hani bugün bazı imkanlar geçti elime ama şimdi o yok mesela. Katel Sextra'ya hoş geldiniz hepiniz. Bugün karşımdaki kırmızı koltukta gördüğünüz gibi yakışıklı güvenlik oturuyor. Muhammed Sürmeli. Çok kısa bir zaman içerisinde hayatımıza dahil oldu ve Katersin sosyal medya anketlerinde son haftalarda sürekli olarak davet etmem isteniyor Muhammed'i. Sosyal medyada milyonlarca insana ulaşan paylaşımlar var. Ama kısa süre dediğime bakmayın. insan hikayesi anlatıyoruz ve 30 yıllık bir hayat öyküsü var arkasında. Aslında o güvenlik mesleğiyle ilgili gerçeği duyurmak, belli önyargıları kırmak, bunlarla ilgili bir takım denemeleri vardı. E, diyor ki o yüzden de ben çok çabaladım ama bir kelepçe videosuyla meşhur olduysam bu benim sorunum değil bu ülkede diyor. Biz aslında Muhammed'i bütün hikayesiyle neyi anlatmak istediğiyle beraber dinleyelim, izleyelim. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın Muhammed? Rahat mısın bu koltukta? Evet bayağı rahatmış. <laughs> Önce ben şunu sorayım. Yani kendi dünyasında insanları olan bir adamdan artık her yaştan ülkenin hatta ülke dışında dünya kadar insanın tanıdığı bir adamsın. Bununla psikolojik olarak nasılsın? Psikolojik olarak iyiyim. Zaten ben yani bunu istiyordum. Bunu taşıyabileceğimi de düşünüyordum zaten. Planlayarak yapmıştım. Şu anda tam istediğim noktadayım açıkçası. Bunu da en iyi şekilde sürdürmeye çalışıyorum. Yani his olarak çok iyi hissediyorum, pozitifim. Hani pişman olduğum veya kendi kötü hissedeceğim bir yanlış şu an için yok. İnsanlar seni tanısın istedim. Tabii beni tanısın istedim, mesleğimi tanısın istedim. Bazı konularda fikirlerim var, bunu herkes bilsin istedim. Mesleğimle alakalı olan ön yargılar olsun, mesleğimdeki sıkıntılar olsun, hayata dair olsun. Çalışanların yaşadığı sıkıntıları bile benim ağzımdan insanlar dinlesin istedim. İstediğim bir şeydi, evet. Şu anda da işte tam o seviyede olduğum için çok mutluyum, öyle söyleyeyim. Peki iki soru sorayım hemen. Tabii. Sana ne çağrıştırıyorsa söyle. Türkiye'de güvenlik olmak. Devletin verdiği yetkiyle, devletin oluşturduğu kanunla girmiş olduğun bir işi yapmak aynı zamanda devletin verdiği yetkileri ve kanunları insanların bilmemesinden ötürü zorlandığın bir işi yapmak. Bazen parasıyla egosöyleşim almış insanlar tarafından hor görülebiliyorsun. İşinin amacını, maksadını bilmeyen insanlar tarafından dışlanabiliyorsun. Alt kategori meslek sınıfına sokulabiliyorsun. Bu bütün mesleklerde geçerli açıkçası bu arada. Yani eğer kazancın düşükse hor görülüyorsun. Kazancı yüksek bir iş, yüksek bir iş yapıyorsan, lüks arabalara biniyorsan, güzel evlerde yaşıyorsan da tepelerde tutuluyorsun. Ben bu yargı, ön yargıyla aslında mücadele etmeye çalışıyordum. Güvenliği de bu şekilde anlatabilirim. Türkiye'de güvenlik olmak bu şekilde. At kategori meslek grubunda olmak, birileri tarafından aşağılamak, dışlanmak, yetkilerinin bilinmemesi. Ama özünde de insanların mal ve can güvenliği sağlamak. Bu. Peki bayağı da aslında oradan anlatacağın şey var gibi. Dolu bir yer o çok kadar yıl önce olduğunu hissediyorum. <laughs> evet. Hemen ikinci sorumu da sorayım. Türkiye'de fenomen olmak. Çok fazla ön yargıyla insanların yaklaşması demek. İnsanların sizi sadece birkaç saniyelik videolarda görüp size karşı bir kanıya varması demek. Bu da sizin çok mücadele etmenizi gerektiriyor. Çok kendinize sürekli açıklamak zorunda kalmanızı gerektiriyor. Zor aynı zamanda da keyifli ama bunu nasıl kullanacağına bağlı. Ben mesela olumlu yönlerinden bakıyorum. Ben her şey aslında olumlu yönden bakan birisiyim. Şimdi fenomenlik de günümüzde artık bana göre yani eskiye nazaran ünlü olmak şu anda güzel bir şekilde gidiyor şu an. Eskiden belli başlı kanallar vardı mesela biz çocukken de çok iyi biliyorum. Oraya kim çıkarsa o ünlü oluyordu. Ama şu anda genel olarak yoğun kitle kimi takip ediyorsa, kimi benimsiyorsa, kimi seviyorsa, kimi beğeniyorsa o ünlü oluyor. Şu anda Türkiye'de fenomen olmak bence tam böyle hakkaniyetli olarak yerine gel geliyor diyebilirim. Seni seven niye seviyor sence? Beni sevenler çoğunlukla şunu görüyorum, samimiyetimden, beni kişilik olarak beğendiğinden ötürü. E, karakterimi sevdiğini söylenenler var, şarkılarımı sevenler var. Onun dışında hareketlerimi sevenler var, yaptığım akımları sevenler var. Özellikle çocuklar, hepsinin gözlerinden öperim. E, bu şekilde yani daha çok kişiliğime yönelik güzel yorumlar geliyor. Yani benim olduğum gibi yansıttığım kişiliği birçok kişinin sevdiğini görüyorum. Peki yine sence sevmeyen niye sevmiyordur? Sevmeyenler de bazıları ön yargıyla e, hareket ettiği için sevmiyor. Yani mesela şöyle açıklayayım, bir TikTok videosu çekiyorum, orada gözlük takıyorum, üniforma var, balistik yelek var, havalı bir yürüyüş yapıyorum ağır çekimde, orada bir müzik koymuşum falan, aşırı havalı geliyorum. E erkekler arasında bu bir tabii linçlemeye sebebiyet veriyor. Kadınlardan beğenenler de oluyor, linçlenenler de oluyor ama... Adamlar direkt şunu düşünüyor. İsmini yakışıklı koydu. Kesin kız tavlamak için hesap açtı. Sosyal medyada piyasa yapmak için takılıyor. Oysa alakası yok. E bunu benim açıklamam durumunda birçoğunun yargısı kırılıp sevmeye başlıyor. Birçoğu da artık kalbinin kötülüğünde ne kadar açıklarsam açıklayayım, dünyanın en güzel buluşunu da bulursam bulayım ona bir kul takmaya çalışıyor gene sevmiyor linçle ne yapıyorsun? Hani evindesin, oturuyorsun. Biraz da göze aldın gibi anlıyorum anlattıklarında. Tabii. Bazen küfür kıyamet, sınır da yok ya sosyal medyada. Bazen hakaret, bazen seni hiç tanımadan seninle ilgili etiketlemelerle bir sürü şey paylaştı. Kaç kere trend oldum mesela. Evet. Ne yapıyorsun öyle anlarda? Şimdi linçlere baktığım zaman linçlerin genel olarak ne yönde geldiğine bakıyorum öncelikle. Haklı bir nedenden mi? Şimdi haklı neden olması benim kırmızı çizgilerim vardır. O kırmızı çizgiler üzerinden geldiyse ve ben de öyle bir hareket yaptıysam bunu bir daha yapmamaya özen gösteririm. Ona önem veririm, dikkat ederim ona. Ha. Bir sonraki ya da gerekirse özür videosu paylaşırım. Ama mesela yürüyüşümle alakalı, boyumla alakalı, kilomla alakalı, ne bileyim dişlerimin aralığıyla alakalı bir yorum gelmişse, yoğunlukla linç gelmişse bunu tamamen o insanların kötü kalpliğine yorarım. Beğeni sayısıyla yorum sayısını kıyaslarım. Bir de ünlülükten kasıt şu hocam. Bazıları yani ünlü olmayı çok farklı bir şekilde görüyor. Yani mesela şu ana kadar ünlü olan insanlar neyle ünlü oldu kimse bilmiyor. Biz TikTok'la ünlü olduğumuz için muhtemelen linçleniyoruz. Ben kendi açımdan öyle düşünüyorum. Yani bir televizyon programı ve bir filmde oynasaydım bu kadar linçlenmeyecektim. Ama ben hayatın içinden direkt halkın içerisinden popüler olan bir uygulamayla ünlü olduğum için... ...bu şekilde linçleme de çok farklı oluyor. Ultra oluyor öyle söyleyeyim. Yani artık şerbetli olduk. Bu şekilde böyle bakıyorum, eğleniyorum ya, keyif alıyorum. Yani mesela bugün bir şey olsa, şaşırmıyoruz ya ülkede de TikTok kapansa... ...ondan sonra arka arkaya sosyal medya platformları çökse... Takipçiler, beğeniler, yorumlar ne varsa yok. Ne yaparsın böyle bir durumda? Şöyle nöbet noktama dönerim hocam. Yaptıklarımı hayatımda yapmış olduğum bir başarı olarak görürüm. Ben bunu başardım derim ve mutlu mesut yaşamıma devam ederim. Çünkü gerçekten başardım. Yani benim istediğim... Ben vaktinde bir konserde, bir şarkıcının konserinde güvenlik olarak görev almış birisiydim. Ve orada o anda içimden geçirmiştim. Bir gün üniformayı sahneye taşıyayım. Onu yaptım. Yani başardım. Öyle der, nöbetimi tutmaya devam ederim. Çünkü sevdiğim bir iş zaten. Sen güvenlik Mesleğini seviyorsun da zaten bu taraftan. Evet. Da. Şey diyorlarmış yani kız tavlamak için böyle yapıyor, böyle yürüyor Hayır. vesaire diye. Sen aslında e, biraz sohbet ettiğimiz kadarıyla mutlu bir evliliği olan, iki Tabii. çocuk babası, Tabii. onun hayatına böyle devam eden, kız peşinde ya da şöyle bir şey yapıyor vesaire dediklerinde ne, ne düşünüyorsun? E, açıklamaya çalışıyorum. Öyle bir yargı olduğunu zaten başından beri gördüğüm için en fazla kendini nasıl açıklayabilirsin? Canlı yayınlarda. Canlı yayınlarda mesela yüzüm hiç parmağımdan çıkmamıştır. Her yerde evli olduğumu söyledim. Onun hiçbir zaman kendisini kötü hissedebileceği bir ortama girmedim, girmemeye çalıştım. Öyle diyaloglara da girmemeye çalıştım. Ama sosyal medyada ya da başka platformlarda, başka mecralarda ünlü olan birçok evli insan var. Bana o şekilde yaklaşılmamasının sebebi de yakışıklı güvenlik ismini kullanmış olmam. Burada da benim açıklamam, kendi ifade etmem devreye giriyor. Yani evliliğimi etkilen bir sıkıntı şu ana kadar hiç söz konusu olmadı. Ufak tefek tabii ki kıskançlıklar olabiliyor. Ee, ama eşime verdiğim değeri eşim çok iyi bildiği için, her ortamda dile getirdiğim için hiç negatif bir tarafını yaşamadım. Sen bu yakışıklı güvenlik ismini kendin kendine verdin. Tabii. Evet. Ha, nereden çıktı? O zamanlar YouTube kanalında ben zaten aktifi, aktif aktif olmaya çalışıyordum ve TikTok falan yoktu o zaman bende. İsim arıyordum. Görev yaptım. Fabrikada da bir tane şef yakışıklı güvenlik kapıyı açar mısın diye seslendi bana. Yakışıklı güvenlik olur mu? Nasıl olur? Hemen direkt fikir geldi aklıma. Ben de şans yani tam ismi yazıyorum. Hani kullanıcı ismini belirliyorum. Orada yakışıklı güvenlik karar kıldık hocam. Sonra üzerine çok düşündüm. Linç gelir mi gelir, merak uyandırır mı uyandırır. Yakışıklı bir profil çizebilir miyiz? Yaparız evvelallah. Allah. <laughs> <laughs> öpücükle öpücükle yaptık hocam onu da. <laughs> Bu şekilde öyle çıktı. Yakışıklı buluyor musun kendini gerçekten? İdare eder bence hocam. Çok şey değil de, hani çok ağam şam değil de, en yakışıklı ben değilim ama bence idare eder. En azından kendime bakmaya çalışıyorum. Yani aynen karşısına geçince olmalıyım diye uğraşıyorum bir mücadele veriyorum en azından. Ki her şeyden önce eşim beğeniyor çok şükür. O en çok yakışıklı hissettiğim nokta. Hayatım saygılar. <gülüyor> <gülüyor> o şekilde yani öyle buluyorum öyle söyleyeyim. Çok değil ama idare eder. Fena fikir değil aslında ya. <laughs> ben yakışıklı psikolog diye bir sayfa açsam acaba inanırlar mı? Hocam yakışıklısınız. Gerçekten çok on numarayı. <laughs> <laughs> Teşekkür ederim. Evet. Gerçekten aynayla ile de merak ettim. Ben sorarım konuklarıma. Yani insanın bazen iyi zamanı olur, kötü zamanı olur, yorgun günü olur, mutlu günü olur. Evet. Her şey fiziksel özelliklerle ilgili değil sorduğum bu soruda ama... ...nasıl hissediyorsun aynaya baktığın zaman kendini? Başarılı buluyorum ya aynaya baktığım zaman. Hani kendi eleştireceğim noktalar da tabii ki var. Dört dörtlük değilim ama... Olumlu bir şeyler yaptığımı düşünüyorum. Hayatıma bir şeyler kattığımı düşünüyorum aynaya baktığım zaman. Hani pişmanlık duyacağım şeyler tabii ki elbette ki hayatımızda hepimizin hayatında vardır ama genelde şu ana kadarki yaptığım mücadeleye bakıp kendimle gurur duyuyorum diyebilirim. Şükürler olsun. Peki bu mesleği yapmak, bu işi yapmak ki son dönemde artık hakkında gerçekten de üniversitede tezler yazılan birçok belgesel yapılan iyi tarafıyla model olurken çok fazla kötü modelin de var olabildiği kitleleri etkileyen bir iş işte fenomen olmak, influencer olmak elbet başka tanımlar var, youtuber olmak gibi. Ee, ama bir yandan da mesleğin en büyük handikaplarından bir tanesi kısa süreli gündemlerde kalabilmek. Sonra o ilgiyi kaybetmeye başladıkça yıllar içerisinde bırak insanların hayatındaki yerimizi kendi içimizde belli başlı depresif dönemler, kendinden hayal kırıklıkları, hızlı yükselişler ve çok sert düşüşler gibi örnekler çok duyduk. Bir gün böyle olmasından, belki unutulmaktan, gündemde olmamaktan, insanların kimdi ya o demesinden korkar mısın mesela? Yok öyle bir korkum hiç yok. Çünkü ben o unutulma ve düşmenin kişinin kendinden kaynaklandığını düşünüyorum. İnsanlara eğer sunabileceğim bir şey kalmamışsa unutulursun. Benim insanlara sunacağım daha çok şey var. Yani daha yeni başlıyoruz. Cidden çok projem var. Çok hedefim var. Yapmaya çalışacağım. Çok iş var. Hepsini zamanla insanlar görecek tabii. Hepsi biter mi? Elbette ki bir gün bitecektir. O zaman da zaten artık ben bitmesini istiyorumdur. Mutlu olmam artık tamam yeter diyebileceğim noktaya gelmişimdir. Ama yıllarca süreceğini düşünüyorum hocam. <laughs> Biraz iddialıyım bilmiyorum hayırlısı. <laughs> Peki açık olsun yolun. Sağ olacağım. Yani şöyle şimdi herkes senin ismini söyleyince yakışıklı güvenlik der. İşte videolarından bakar ama ben sana şöyle sorsam mesela. En özde sen kimsin desem nasıl cevap verirsin bana? Erzurum kara derim. 30 yaşındayım. Güvenlik görevlisiyim. Aynı zamanda şarkıcıyım. Sosyal medyayla uğraşıyorum. İki çocuk babasıyım evliyim. Kimseye kötülüğü dokunmayan, her zaman insanların ilini isteyen, kendim için, kendi ailem için istediğimi başkaları için de isteyen birisiyim. E, dünyaya karşı, hayata karşı, insanlara karşı fayda sağlamaya çalışan birisiyim derim. Şarkıcı olmak da hayalim miydi? Evet, okuldan beri hayalimdi. Bunun için de fırsat hiç olmamıştı, hiç imkan doğmamıştı. Sosyal medya vesile oldu. Ben ben de o fırsatı yakalayıp kendi şarkımı yazdım. E, Sağolsunlar insanlar da takdir etti, beğendiler. Sonra devamı geldi. O konuda hayatımı gerçekleştirebildim. Peki evet. o, o kırılmaları da soracağım. Sen şarkıcı olmayı çocukluktan beri istiyorsun evet. aslında. Hatta bazı anlar var bu hayaline ulaşmak istediğin. En başa dönelim beraber bu 30 yıllık hayat hikayesini de. Sen nasıl bir eve, nasıl bir aileye doğdun? Erzurum'da, Erzurum Karasu Köyü'nde dünyaya geldim. 1993 yılında. 9 kardeşlik biz. Ben en küçükleriyim. 6 kız, üç erkek. Zor şartlarda büyüdük. Yani yok, yokluk vardı tabii, yoksulluk vardı. İlkokulda, ortaokula kadar orada okudum. Babam çiftçilik yapardı rahmetli. 3-4 sene önce vefat etti. Abim 12 yaşından itibaren İstanbul'a gelip 12 yaşındaki bir çocukken gelip İstanbul'da hayata tutunmaya çalışıp oradan para göndererek bizim geçimimizi sağlamaya çalıştı. Sonra biz de 14 yaşına gelince biz de geldik. Çünkü bizim oralarda geçim olmuyor maalesef. Çiftçilik de pek iyi yapılamıyor. Hepimiz küçük yaşlarda buraya çalışmaya geldik. Ben ortaokula kadar orada okudum. Sonra lise giriş sınavlarına girdim. OKS vardı bizim dönemimizde. Polis kolejini kazandım gidemedim. Bazı özel sebeplerden dolayı. Ondan sonra Anadolu Lisesi'ni tercih ettim. Anadolu Lisesi'nde de gider çok oluyordu. Rahmetli babam da onu karşılayamadığı için hazırlık dönemini bitirip bırakıp İstanbul'a gelmek zorunda kaldım. Buraya gelip tekstil sektörüne girdim hocam. Burada işte tekstilde çalıştım, çok ezildim, çok hırpalandım, çok sıkıntılar yaşadım. Çünkü sevmediğim bir işi yapıyordum ve insanların acımasızlığına maruz kaldım. Patronların, şeflerin, ustabaşılarının. Buradan izlerse de, izlerlerse de gurur duysunlar. Şu anda bu şekilde bahsediyorum. Çünkü küçük yaştaki bir çırağa yapılmaması gereken bütün muameleleri gördük yani. Ezme, hor görme, parasını vermeme gibi bütün vicdansızlık örneklerini yaşadım. Bunlar da bana çok şey kattı. Benim bugün vicdanım varsa eğer onların gösterdiği vicdansızlıktan esinlenip ben böyle bir insan olmamalıyım dediğim içindir. Bugün merhametliysem onlardan gördüğümden dolayı onlar gibi olmamak istemediğim içindir. Bana çok şey kattı. Sonra 18 yaşına girdiğim zaman güvenliğe başvurdum. Çünkü polislik hayalimdi zaten. Güvenlikte de kendimi görebildim. Üniformanın bana güzel gidebileceğini, yakışacağını düşündüm. Kanuni boyutlarına baktım. Devletin düzenlediği bir kanun olduğunu gördüm. Bazı yetkilerin olduğunu gördüm. Ve bu işte kendimi buldum. Dedim ki bu işi ben yaparım. Yani yetkilerin var, insanları koruyorsun. Mal ve can emniyeti sağlıyorsun. Bazı hakların var, devletin düzenlediği bir kanun var. Bazıları şey gibi görüyor işte şu kadar alıyorsun, bu kadar alıyorsun da benim için öyle değil. Benim için çok kıymetli. Niye? Devletin bana insanları korumam için bir vesika vermiş. Ben onu kullanabiliyorum. Benim için gurur vericidir. Bu şekilde güvenliğe girdik hocam. 18 yaşından itibaren güvenlikte devam ettim askere kadarki süreçte. Ailemle bir yandan işte uğraşıyorduk. Onlar tekstil sektöründe çalışmaya devam ediyor. İki abim var işte. Ailem de hep yanımda durdu sağ olsunlar. Yani özellikle abilerim mesela çalışmadığım dönemlerde bile hiç harçlığımı eksik etmediler. Her zaman yanımda durdular. Rahmetli babam da hakeza öyle. Ben de onların gurur kaynağı olmak için çok mücadele ettim. Yani baba mesela beni, rahmetli babam beni üniformayla gördüğünde çok mutlu olurdu. Ben de bundan çok keyif alırdım. Tam güzel gidiyordu her şey işte. Sonra sosyal medya döktüm, buradayız hocam. <laughs> Bu şekilde. Peki, küçük bir çocuk olduğun zamanı bir hatırla. Hayatına çocukluk deyince hangi dönemler geliyorsa ilk aklına. Ee, o evi bir düşünmeni isteyeceğim. Çiftçi bir baba var. Evde daha çok sizinle olan bir anne var. Evet. Evde de dokuz tane çocuk var. Ee, sen en küçüklerisin. Gözünün önüne fotoğraflar getir desem hangi anlar gelir mesela o evden? Annemin bize yemek hazırladığı zamanlar geliyor gözümün önüne. Okula gittiğim zamanlar geliyor. Ee, hayvanlara baktığımız saatler geliyor. Çünkü çok kar yağardı kışın mesela. Biz o karları kürerdik. Bizim evler topraktan evlerdi çünkü. Çatlarına çıkardık kar kürecilerle karı kürerdik. Onlar geliyor. Okula gittiğim zamanlar geliyor. Bir ara buza düşmüş, buzun içinde düşmüştü. Buz kırılmıştı. Dere vardı köyün ortasında. O geliyor. Okula gittiğimde yaşadığımız zorluklar çünkü okula gittiğimizde biz tezek götürürdük. Yakacak kömür falan yoktu o zamanlar. Herkesin her öğrencinin gelirken bir tane tezek getirmesi şartı vardı. O geliyor. Yaşadığımız tabii sıkıntılar da geliyor. Dediğim gibi yokluk çok vardı. Özellikle köye gelen çerçi dediğimiz böyle manav tarzı arabalarla gelip meyve sebze satan arabalar oluyordu. Hiç unutmam onu. Araba gittikten sonra böyle çürük sebzelerin falan derenin kenarında biriktiğini ve bizim gidip onları yıkayıp yediğimizi hatırlıyorum. Öyle bir hayat yaşadık yani. Ama mutlu oluyorduk. Onu yerken de bile mutluyduk. Ablamla falan giderdik, yapardık, ederdik. Çocuk arkadaşlarımla aynı şekilde. Telden araba yapardık mesela. Kendi oyuncağımızı kendimiz yapardık. Hiç unutmam hurda demirleri toplayıp izlediğim çizgi film karakterlerine her bir canavarın ismini bir demire takmıştım. Onları savaştırıyordum mesela. <laughs> Onlar geliyor yer yer yoksulluk, yoksullukla beraber de bir yanıyla da huzur anlatıyorsun. Evet. Elbette birçok insan hayatla ilgili farklı yoksunluklar yaşadı ama birileri belki de yaşam içerisinde başka köylerde başka yerlerde büyüyen ve aslında aynı eğitim hakkını almayan ya da aynı yaşam hakkını almayan çocuklardan habersiz. Evet. O yüzden de ben o dünyanın içinden konuşabilmeyi önemsiyorum. Bugüne kadar gördüğüm, gittiğim birçok evi ya da bugün senin anlatacağın kendi evini ya da ne bileyim bazen kendi hayatımdaki ailemin iflas sürecini ve oraları aslında yoksulluğun içerisinde umut etmek çok kolay bir şey değildir. Öyle hayata tutun sloganları her zaman herkesin hayatında tutmaz yani. Evet. İnsan ne yaşadığını bilir. O yüzden oraya sana bir sorayım. Yani yer yer yokluğun içerisinde var olmak ne demekti sizin için mesela? Ya herkes bizim gibiydi öncelikle mesela. Yani bütün köy halkı bizim gibiydi. Bizim etrafımızda kim varsa hepsinin durumu aynıydı. Mesela benim babam abimi küçük yaşta çalışmaya göndermişti ama bizim komşularımız da göndermişti. Bu yüzden herkes kendisini aynı seviyede görüyordu ve kimse bundan rahatsız olmuyordu. Yani ben yırtık yamalı bir pantolon giyiyorsam arkadaşım da giyiyordu mesela. Benden kendi üstünü görebilecek bir çocuk yoktu orada. Eğer olsaydı belki bize çok büyük depresyon yaratabilirdi. O konuda mutluyduk yani. Herkes aynı Sınıf ayrımı yoktu. Sınıf aslında. ayrımı yoktu hocam. Bir iş yerine girmiştim. İş yerinden çıkış sebebimi anlatacağım. Yemekhaneye girdik. Patronların, müdürlerin yemek yediği kısım işçilerin üstünde yapılmış. Araya böyle bir platform, şunun gibi bir yapılmış hocam. Onların masaları ayrı bir yerde, bizim masamız ayrı bir yerde. Uyuz olup işi bırakmıştım o dakika. Bu ne demek ya demiştim. Hani ne demek ya? Bizden iki, bir metre yukarıda yemek yemek ne demek? Yemek yerken bu ayrım ne diye? Bu kadar düşmanım hocam bu konuya. Bizim o zamanlar onlar yoktu. Olmadığı için de hiç mutsuz değildik yani mutlu hissediyorduk kendimizi hepimiz. Ve hepimizin hayalleri şuydu. Buradan okuyacağız, çıkacağız şehirlere gideceğiz. İstanbul özellikle bizim için çok favori şehirdi. Üstlerine başlarına kılık kıyafetine bakıp diyorduk ki ya baksana İstanbul'a gittik, kendine çekin verdi biz de gidelim. Halbuki burada ne şartlarda çalışıyormuş biz de bilmiyorduk. Hepimizin hayali oydu mesela. Mutlu geçiyordu o yüzden günlerimiz. Nasıl bir anne hatırlıyorsun? Çocukluktaki anneyi soruyorum bu arada. Hep yani sıkıntı çeken, bugüne kadar çok çile çeken bir anne. Bana çok şey kattı. Yani benim şefkatli, merhametli bir insan olmamı annem sağlamıştır. Çocukluğundan beri bana bunu aşıladı. Bizim için çok mücadele etti. Dokuz tane çocuk büyüttü ve hiç kolay değildi gerçekten yokluk içerisinde. O günleri hatırladığımda rahmetli babamın da agresif, maço bir koca olmasından ötürü çok tahammül edilemez bir hal aldığı zamanları da hatırlıyorum. Çok çilekeş bir anne hatırlıyorum. 9 çocuk büyütmüş. Evet. 3 de ölmüş, 3 de vefat etmiş. 12 toplamda. Çok mesafe vardı aramızda yaş olarak. En büyüğü ile küçüğü arasında. Çünkü çok çocuk olunca hocam araya zaman geçiyor. Pek bir çoğuyla birbirimizi fazla tanıyamadık açıkçası. Çünkü küçük yaşta evlilik modaydı o zamanlar. Benim birçok ablam da zaten rahmetli babamın zoruyla evlendi. 16-18 yaşına falan girer girmez. Evlendirildi birçoğu, evlendi gitti. Ben dünya gözümü açtığımda benim dördüncü ablam... Ben işte daha iki yaşındayken falan düğünü yapıldı. Ben diğer iki ablamla beraber büyüyebildim. Çok fazla bir beraber vakit geçiremedik. Küçük abim mesela ben sadece küçükken evde takıldığı anları hatırlayabiliyorum. 12 yaşında İstanbul'a geldi ve yazları bir aylık falan köye gelip giderdi. Sadece geldiği anları hatırlayabiliyorum. Yani hayat şartları bizi birbirimizden çok kopardı. Pek bir arada yaşayamadık. Nasıl bir baba hatırlıyorsun? Babam bizi çok severdi ama sert bir babaydı. Yani ister istemez işte bu da insan aklında öyle bırakıyor. Ama bize ne kadar sert olduysa da gene de bize sevdiğini bize hep hissettirdi yani. Hep bizim için mücadele etti. Dokuz çocuk büyüttü ister istemez. Çocukken tabii o sertliğine kızsam da bizi sevdiğini ve bizim için mücadele ettiğini düşünerek o şekilde hatırlıyorum onu. Yani çünkü karnımız doydu. Başımızda bir baba vardı en azından. O kadar insan içerisinde hani babamız var diyebiliyorduk. Bize baktı, bizi açtı, açıkta bırakmadı bizim için elinden gelen geleni yapan bir baba. Öyle o şekilde aklımda hep. Mesela yaşını ilerledi senin, büyüdün, baba daha yaş aldı. Öyle zamanlarda daha yakın günleriniz oldu mu o sert adamdan? Tabii tabii çok oldu. Yani ilk başlarda mesela küçükken çok fazla iletişim kuramıyorduk. Çünkü sert olduğu için sen istersen uzak duruyorsun. Sonra biraz büyüdükten sonra tabii daha samimi olabildik. Daha böyle yanına sokulabiliyordum, sarılabiliyordum. En azından derdini dinleyebiliyordum, ona fikirler sunabiliyordum. Ama küçükken öyle değildi. Büyüdüğümde o şey çok değişti, evet. Tam da o ana denk geldi vefatı zaten fazla şey yapamadık. Nasıl uğurladınız babanı? Ee, Akciğer kanserinden vefat etti. Ee, bir sene falan sürdü böyle mücadele etti falan. Ondan sonra köye götürdük. İnsan büyürken vedalaşabilmek ya da yas tutabilmek de e, zorlu da olsa önemli bir şeydir. Sen tutabildin mi yasını? <laughs> Böyle olsan düşünmüyorum hocam. Yani o içimde bir yaradır. Babamla fazla vakit geçirememiş olmak. Hani bugünleri görmesini çok isterdim. Ama nasip. Çünkü çok e, yokluk gördü o da. Hani bugün ona güzel bir hayat sunabilmek isterdim. En azından e, istediği gibi yaşayabilmesini sağlamak isterdim. Hani bugün bazı imkanlar geçti elime ama şimdi o yok mesela. Mekanı cennet olsun. Sağ Sen de yaşasın. Güzel sağlıklı ömründe seninle beraber yaşasın. Anladım. Bazen birinin varlığını armağan ederiz aldığımız başarıları. Bazen de birinde içimizde öyle bir yaşatırız ki onun anısını armağan ederiz evet. ve düşünmek hep bizi daha ayakta tutar. Acı ama bir yandan da hayat içinde bu bizi güçlü tutar. Ve bir de şey kısmı da var ya yani çok tanıdık çoğumuzu abi Muhammed. Keşke bugünleri görseydim. Hani zorlandığı yeri biliyorsun, çocukken de görüyorsun anne babanın. Bugüne geldiğin zaman da bak ya ben güçlendim anne baba hani evet. dönüştürebiliyoruz hikayeyi diyebilmeyi görsün çocuklukta kalacağım. Biraz gülümseteyim de yüzün ben de Tabii hocam. <gülüyor> <gülüyor> hayalin neydi senin mesela çocukluk hayalin? Hayalim çok büyük işler başarmaktı. Ya insanların beni tanımasını, insanların benim yaptığım iyi işleri görmesini, benim de buna vesile olacak işler yapmamı. Yani aslında şu an yaptığım şeyi ben küçükken hayal ediyorum diyebilirdim. Hani hiç böyle şey bir, bir hayalim olmadı. Belli bir iş yapayım, belli bir maaş kazanayım. O işte standart kalayım değil. Benim çok büyük bir hedefim vardı. Hep diyordum bir şeyler başaracağım bir şeyler yapacağım ben, İnsanlar beni bir şeyle tanıyacaklar. Küçüklüğümden beri böyle bir şeyim vardı. Yani herkesten farklı düşünürdüm ben hep. Bazen bu beni çok yalnız da bıraktı, bazen çok işime de yaradı ama sonuç olarak beni ben yaptı. Sevdiğini zannettiklerimin yarı yolda ve yalnız bırakması beni ben yaptı diyebilirim her konuda. Cebimde beş kuruş olmadığı günler de oldu ama mesela ceplerinde olup bana yardımcı olabilecekleri halde olmayıp, bugün de yanındaymış gibi davranan insanlar var ama iki yüzlü ve sahte, sahte geliyor bana. Çünkü o gün benim elimden tutman gerekiyordu. O gün yani ben tanınmadan önce veya bir şeyler başarmadan önce. Hatta bununla ilgili şey, yazdığım bir şarkı bile var Üstü Kalsın şarkısı tam olarak o tarz insanlardan bahsediyorum hocam. Benim belki eksikliğim ama şarkıcı olarak tam bilmediğim için soruyorum sen söz yazıp beste de yapıyorsun. Evet hocam. Yapıyordun da zaten çok uzun zaman önce öyle mi? Yazma kapasitem vardı hani yazabileceğime inanıyordum ama hiç bunu e, realite dökmemiştim. İlk şarkımda döktüm o da tutulunca insanların beğendiğini görünce aa ben yapabiliyormuşum dedirtti bana. Sonra devamı geldi dört tane şarkı yazdım şimdi üç tane daha yazdım onları da sırayla çıkaracağım yazabildiğimi fark ettim ve daha ilerini yazmaya başladım. Devam ediyorum. Bu bahsettiğin üstü kalsın nasıl bir şarkı biraz rica edeyim mi sen? Şöyle tabii. Bıraktım herkes derdine yansın Doğrularım var onlar yanlış inansın İşlerine yaradığın kadar kralsın Hak etmediler ama üstü kalsın Bu hocam. Bu şarkı onlara özel. Evet o tarz yani. insanlara özel. Yaşadığın şeyi de şarkıya döktün aslında. Evet şarkıya döktüm. Şu geçişi merak ettim Muhammed. Artık büyüyorsun. Hani o ergenlik döneminde bir adam olmak o taraflarda. Aslında polis olmayı istiyorsun. Polis kolejini de kazanıyorsun. Evet. O dönemde İstanbul'da mısın? Erzurum'dayım. Erzurum'dasın. Evet. O bir şekilde tamamlanmıyor. Sonra Anadolu Lisesi kazanıyorsun. Evet. Ama devam edemiyorsun orada da. Maddi imkansızlıktan dolayı devam edemedim. Yani çünkü yurtta kalıyorduk. Yurt aylık 150 lira taksit istiyordu. Rahmetli babam da bunu veremiyordu. Çok yokluk çektim o ara çünkü... Babam bana hiç unutmuyorum 20 lira para verirdi bana. 5 lira gidiş, 5 lira geliş otobüsle gidip geliyorduk oraya. Çünkü ana yola kadar çıkıyorduk. 10 lira harçlığım vardı ve orada kalırsam bir ay boyunca 10 lira harçlıkla idare etmem gerekiyor. Etrafındaki çocuklardan çok daha farklı bir duruma düşüyordum orada. Çok aşırı yokluk çektim. Yani gittiğim markette de çikolataların fiyatlarına baktım hatırlıyorum. E, o şekilde devam edemiyorsun. En son bir İngilizce hocamız vardı. Bir kitap istedi bizden. Kitabın fiyatı 20 liraydı galiba. Alamadım tabii ben. Bekledim, bekledim. Bütün sınıf verdi. En son bana ki neden vermiyorsun falan. Hocam dedim benden harçlığımı istiyorsunuz dedim ya. Yani. <laughs> Veremiyorum yok dedim yani nasıl yapayım. Orada işte bir duygulandım. Orada okulu bıraktım işte. Yani baktım olmuyor. Sürdüremiyoruz hani. Dedim bu kadar sıkıntı çekmeye gerek yok. Bıraktım ve İstanbul'a geldim. Ya Mehmet hala birçok çocuk böyle bırakıyor biliyor musun? Evet vardır hocam tahmin ediyorum. Eğitim hakkı. Evet. Ve eğitimde fırsat eşitliği. Ve eğitime herkesin ulaşabilmesi. Senin hikayen bugün başka çocukların hayatlarında devam ediyor. Evet, Aslında böyle bir Ediyordur, var. eminim. Bir an soracağım seni, bir ana götüreyim istiyorum. Sanırım yaş 14, Erzurum'dan İstanbul'a bir yolculuk yapıyorsun. Artık sen de çalışacaksın. İlk yolculuk evet. İstanbul'a geleceksin. İstanbul'da ilk kez göreceksin galiba. Evet. Şöyle bir gözünün önüne getirsen o yoldaki, bir otobüs yolculuğu galiba bu. Otobüs. O yoldaki Muhammed nasıldı, nasıl hissediyordun kendini? Çok kötü hissediyordum. Abimle beraber geldik, hayallerinden vazgeçmişim. Günlerce ağladım mesela gece gece arası kimse bilmeden ağlardım mesela çünkü hayalim çok başka bir şeydi. Benim amacım okumakta okuyarak bir şeyler yapmaktı, bir şeyler başarmaktı. Onu bırakmıştım. İstanbul'a çalışmaya geliyordum, iş ortamına girecektim. Çok kötü hissediyordum hocam. Hiç unutmam o günü. Kendimi çok yalnız hissediyordum. Arkanda bir hayal kırıklığı bıraktığın içinde, o dönem aslında. Çok evet. Geldin sonra aslında çocuk işçisin bir taraftan da bu kavramların altını çizmemiz lazım. Hani yani yaşanıyor ve normalleşiyor. Ama söylememiz lazım yani o yaşta bir çocuğun çalışmaması, çalışmıyor olması lazım. Eğitim hakkını alıyor olması lazım. Ama buralardan geçti senin gibi yüzlerce çocuk. Hala da geçen var. Çok hala da geçen bana var. orada burada çalışan. Çalıştığım dönemler boyunca ki 18 yaşına kadar çalışıyorsun tekstilde. E, bana vicdansızlık yapan üstlerimden vicdanlı olmayı öğrendim. Evet. E, ne yaşadın? Ya şöyle söyleyeyim mesela ilk benim tekstil sektöründe aldığım maaş 450 liradır. 2006 yılında 450 lira maaş alıyordum. Sigorta falan zaten yoktu. Koskoca insanların utanmadan bizi aşağıladığını görüyordum. Bağıra çağıra sesleniyorlardı bize. E, vicdansızca çağırıyorlardı o işi yaptırmak için. E, oturduğumuz anda ayak kalk diye bizi uyarıyorlardı mesela. Oysa yoruluyordum. Ayaklarım ağrıyordu. Çünkü 12 saat çalışıyordum hocam bir de. Sabah 8'de başlıyordu iş, akşam 8'e kadar o yaştaki bir çocuk ilk defa iş hayatına girmişsin ki e, işe başlaktan bir hafta sonra ben rahatsızlandım, hastalandım. Sağlık hocana falan gittim. Doktor o zaman demişti işte biraz dinlensin çocuk çok yıpranmış falan. <laughs> Abim gene gönderdi sağ olsun. <laughs> Gittik gene devam ettik. Usta başıları falan çok aşırı eziyordu bizi. Makinacılar ayrı eziyordu. Makinede çalışan bir tane kadın vardı hiç unutmuyorum yüzü hep gözümün önüne geliyor. Ayakçılar bugün işte şöyle yapmıyor böyle yapmıyor diyordu bize. Ayakçı diyorlardı bize. Kendini çok kötü hissediyorsun ya. Kölelik ya. Kölelik derler eski filmlerde falan izleriz. Yemin ediyorum aynısı. Bir de ben o zaman da sisteme baş kaldırıyordum. Çırağım ya. Bizim mesela yapmamız gereken makine arasındaki işleri toplamak, farklı şeyler yapmak. Makinacılar bize poç almaya bizi göndertmeye çalışıyor. Ben reddediyorum diye kavga ediyoruz, sıkıntı yaşıyoruz, tartışıyoruz. Mecbur değilim ben seni niye poğaçanı alayım? Koskoca adamsın. Ben de o zaman 14 yaşındaydım ve o, o yaşta ona dikleniyordum, izin vermiyordum. Gitmiyordum hocam. Ben diyordum ki işten çıkacaksam da gitmiyorum. Çünkü benim görevim işim bu değil ki. Benim işim şunu yapmak mı? tam bırak onu yapayım. Yapmanca hocam düşman kazanıyordum. Herkes üstüme üstüme geliyordu. Hiç unutmam ben dikimden nakışa geçtim. Nakış sektörüne geçtim. Makinacı oldum ama tam iyi bilmiyordum. Bir yere girdim hocam. Orayı hiç unutmuyorum. Çok böyle hayatımı derin etkilemiştir. 4 tane kazı kadar adam makinacı. Ben o zamanlar 15 yaşındayım. Beni o işten çıkarttırmak için birbirlerine yardım edip daha fazla iş çıkarmışlardı. Benden daha fazla iş çıkarıp benim az iş çıkardığımı düşündürmek için. Ve beni bir hafta sonra kovdurmuşlardı oradan. Ve hepsine dönüp hiç utandı, utanıyor musunuz demiştim. Acaba hiç utandılar mı sanmıyorum çünkü o duygu yoktu onlarda. Ben de dik bir şekilde durup ekmeğimi kazanmaya çalışıyordum. O zamanlar bile 10, 15 yaşındaki bir çocukla uğraşan koca koca insanlar görmüştüm. Ne desem eksik. Yani şöyle eksik. <laughs> Hep onu söylemeye çalışıyorum. Bırakmasın peşlerine vicdanları. Bazen o gelişim bazılarında gelişmiyor. Fark ettirsin ve bırakmasın. Çünkü aslında o yaştaki bir çocuk ustalık öğretilecekse de desteklenir. Ki zaten içinde olmaması gereken bir sistemin içinde ama koca koca adamlar dediğin için söylüyorum. Güvenlik olmaya nasıl geçiş yaptın sen? Nerede oldu? Şöyle ben tekstil sektöründen artık bıkmıştım. Zaten sevmiyordum. Her sabah işe gitme kendimi kötü hissediyordum. Çünkü o kadar çok entrika dönüyordu ki. Zaten sosyal hayat sıfır haftanın 6 günü çalışıyorduk. Cumartesi günleri dikim sektörün dikim tarafında bire kadar çalışırlardı. Biz de gene full tam gün çalışırdık. Hafta ya ayda benim 4 gün iznim vardı. Sosyal hayatı sıfır hocam. Ve çok yoruluyorsun, çok bunalıyorsun ister istemez. Bir yerden gene çıktım. Üf, eve gideceğim şimdi ne diyeceğim falan modundayım böyle. İki tane güvenlik geliyor karşıdan. Üniformaları Yunus polislerine çok benziyor. Dedim polis mi değil ne güvenlik. Allah Allah baktım teçhizatları falan da var. Gittim soru sordum. O iki abime çok selam olsun. Güvenliğe girmeme vesile olanlardır. Dedim ne bu iş dedim ne yapıyorsunuz dedi böyle böyle yetkileriniz var mı var ne nasıl bir şey oluyor i̇şte 18 yaşına girdiysen ortaokul mezunuysan silahsız alabiliyorsun lise mezunuysan 21 yaşında doldurup askerliğini yaptıysan erkeklerde silahlı alabiliyorsun ve görev alanın var görev tanımın var yetkilerin var izin peki dedim 2 gündüz iki gece iki izin sistemi dedi bir düşündüm ayda 20 izin yapar e ben zaten haftada ayda 4 gün iznim var benim şu anki hayatımda dedim ciddi misin sen ya evet gerçekten biz öyle çalışıyoruz dedi kimliğiniz var mı çıkardı gösterdi kimliği görünce aşık oldum kimliğe. Dedim nereye gidebiliriz? Bizim şirkete seni yönlendirelim dediler. O şirketin merkezi Avcılar tarafındaydı. Oraya gittim. 18 yaşına girmeme birkaç gün vardı. Bana bir evrak listesi verdiler. Girdiğin zaman şu evrakları al gel seni hemen yazalım dediler. Gece gidebileceğim bir iş bulmuştum hocam. Gece işe gidiyordum 12 saat çalışıyordum. Gündüz de eğitime gidiyordum. Günde 3 saatlik uykuyla 25 gün boyunca gidip geldiğimi hatırlıyorum. Sonra sınava girdim sınavı kazandım. O şirkete gittim bana üniforma verdiler. O zamana kadar hep sakallıyım saçlar uzun falan. Saçları tıraş ettim üniforma gittim. Eve gittim bizimkiler polis geldi sandı. <laughs> Hayırdır falan dediler bana böyle. Çalışma listesi verdiler elime bakıyorum. Ayda 10 gün izin. Diyorum ya herhalde kandıracaklar bana biri şaka yapıyor. Aynı sonunda maaş maaş alamayacağım herhalde diyorum kendi kendime. Çünkü 4 gün izinle çalışmasın hep. Sosyal hayatıma daha çok vakit ayırabildim. Çok boş zamanım olmaya başladı hocam. E bir yandan da üniformanın verdiği bir keyif var. iş çünkü. Kendimi orada bulmuşum hani. Bu şekilde güvenlik alanına bir aşk başladı hocam. O şekilde güvenlikle tanıştım ve 11 sene boyunca sürdü. E sen bayağı aşk gibi anlatıyorsun mesleğine Yani e, özlüyorsundur şimdi. Özlüyorum evet. Peki videolar çekmeye ne zaman başladın? Bir olay var. Aslında burada tam açıklamak istiyorum. Beni böyle derinden etkileyen, beni aşağılık kompleksine sokan ve bir ders vermek durumunda bırakan bir olay. Ee, biz bir sitede görev yapıyorduk. Bir tane adam arabasıyla her gün yanında farklı bir kadınla içeri giriyor, bizim meslektaşlarımızı aşağılıyor. Benden önce kaç tane güvenlikle kavga etmiş, hatta bir tane güvene tokat atmış adam. Güvenlikler orayı bırakmış, gitmişler. Hep başka birini, her gün başka birini veriyorlar. O gün de beni verdiler oraya. Adam geldi, normalde bir barkod var. O sticker'ın oraya okutulması, bariyerin kalkması lazım. Adamda sticker yok. Olmayınca da benim istemez teyit almam gerekiyor. Hırlı mıdır, hırsız mıdır? İçeride belki birine zarar verecek. "Afedersiniz, sticker'ınız yok mu?" dedim. Yok lan falan açsana kapıyı. Muamele aynen bu. Dedim ki bu şekilde konuşmayın bakın biraz düzgün konuşun dedim. Ben burada sizin güveniniz için uğraşıyorum. Hangi daire hangi blok dedim bir isim alayım yönetimden bir teyit alayım ben dedim. yani ne teyidi başlayacağım ağır ağır küfür etme başladı adam. Adamla birbirimize girmek zorunda kaldık. Adamın yanındaki kadın adamın parasıyla öyle bizi bir aşağılamaya başladı ki biz o da haksız duruma düşürüldük. Adamın yaptığı muamele adamın yanına kar kaldı. Bizim aldığımız maaştan tutun da bizim hayat şartlarımıza kadar laf edildi. Bütün meslektaşlarıma. Orada güzel bir mücadele sergilememize rağmen hepimiz odan işten çıkarıldık. O adam yüzünden. Oysa biz oradakilerin can güvenliği için o mücadeleyi vermiştik. Ve eve gitme depresyona girdim. Durumu hiç eşime falan da anlatmadım tabii. Ona işte orada sevmedim falan filan dedim hani çıktım oradan dedim. Ama içimde bu sıkıntı yaşıyorum. Dedim madem bir güvenlik bu kadar dedim batıyor. Madem güvenlikler bu kadar aşağılanıyor, hor görülüyor. Canınızı koruduğumuz halde biz bu kadar kolay şey yapabiliyoruz, bitebiliyoruz sizin gözünüzde. O zaman bir güvenlik çıkıp neden bir şeyler yapmasın ki dedim. Beni dedim keşfet her gün görsün bu adamlar dedim ya. Ben o üniformayı, o logoyu onların gözlerine gözlerine sokayım dedim ya. Orada hocam başladı. Yani insani olarak dünya kadar söylenecek şey var. Ama parayla insan olduğunu zanneden herkesin aslında gerçekten de içeride ne kadar zayıf, ne kadar olmamış, ne kadar yetersiz hissettiğini, Gücü parayla sağlamak isteyen insanın temelde ne kadar da güçsüz olduğuna defalarca şahit olmuş biri olarak evet. o karakterleri, o paralar kurtarmıyor. Onu biliyoruz en azından. Evet, evet. Ama senin bugünkü motivasyonunun bir parçası olmuş Tabii, böylece. Sanırım. Geldi mi hemen ilgi? Sen videolar çekmeye başladın. Ee, Birçok şey denediğini biliyorum Şimdi o dönemde. bir yara bırakan bir durum. <laughs> Maalesef sesi olmaya çalıştım kitleden en çok eleştiri almaya başladım. Ben ilk başta güvenlik videolarını paylaşmaya başladığımda güvenlikten haklarından bahsediyordum, yetkilerinden bahsediyordum. Savunduğum adamlar hiç kelepçe hareketi şu an hiç biri yok ha. O zamanlar hiç biri yok hocam. Ona rağmen linçlenmeye başladım. Savunduğum kitle tarafından. Yani sen bir kitlenin sesi olmaya çalışırken o kitlenin de lincini yediğinde bir afallıyorsun lan yani neler oluyor? Kardeşim ben senin hakkından, yetkilinden bahsediyorum. O benim için de yara bırakan ayrı bir mevzudur. Çünkü Allah şahit tamamen o niyette başlamıştım. Paraya daha sonradan döndü, para kazancına daha sonradan döndü ama giriş sebebim buydu. TikTok videoları daha popüler hale gelmeden önce ben TikTok tarzındaki videolar hazırlıyordum kendi çapımda. İşte nöbet yerinde bir video çekiyordum mesela, eşime atıyordum, üzerine müzik ekliyordum. Ağır çekim yapıyordum falan, programlarını falan indirmiştim telefonuma. YouTube'da da eğitim videolarını paylaşmaya devam ediyorum, konuşma videoları, baştan geçen anılar var, onları anlatıyorum falan hepsini şu an sildiğim hiçbiri yok. Eşim de bana dedi ki ya TikTok var çok popüler dedi, sen de zaten böyle videoları TikTok çıkmadan önce hazırlıyordun dedi. Atsan oraya dedi. Hani tutar dedi. Neden olmasın? Ya yok dedim ya çok saçma değişik şeyler yapanlar var. Ben onların akımını yapamam. O zaman sen kendi akımını yap. Onlar gibi yapma. Yani biri çıkıp bir yerini mi sallıyor? Sen onu yapma. Sen başka sen kelepçeni salla mesela. Evet. <laughs> ben <laughs> <laughs> eşime günah atmayayım. <laughs> Ondan sonra hocam ilk attığım video 400 bin izlendi. Ben bot sanıyorum diyor. Nerede uygulama insanları buraya çekmek için yapay bir izlenme falan gönderiyor. Ya sonra baktım yok hakikaten YouTube abone sayısı artıyor. Instagram'dan yazanlar falan var. Yorumlar yapılıyor. Tıklıyorum gerçek izleyiciler bunlar. Ya dedim bir şeyler öyle dedim. Bir 2000 takipçiye çıktık aynı gün dedim. Nasıl oluyor bu falan filan. Dedi insanlar seni sevdi demek ki dedi. Hocam devam ettim. Devam ettikçe bir haftada 25 bin takipçiye ulaştım. Bu da tabii hoşuma gitti. Baktım YouTube'da da bir insanlar geliyor, insanlar beni görmeye başladı falan. Devam etmeye karar verdim. Ettikçe geldi, ettikçe geldi. En son 50.000 bin aboneye ulaştım para kazanmaya başladım yayınlardan. O da benim hayatımı değiştiren bir olaydır. Peki kelepçe mi diyorsun ne zaman? O da gene hırsla başladı. Ben bir 120 bin takipçiye çıkmıştım TikTok'ta. Bazı linçler gene geliyor. Bir tanesi ki bak unutuldun dedi. Piyasadan silindin gitti gördün mü? Ha 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 falan filan linç yorumu ve dalga geçici. Ben de ki ben bitti demeden bitmez. Ona yorum yaptım. O zaman kelepçe akımını bir patlattım hocam. 7 milyon. <laughs> Aldık 600 bin takipçiye kadar çıktık orada. O da patladı. Ne zaman attıysam 1 milyon üstü izlendi. Ülkeler arası keşfete düştü. Farklı insanlarla tanışma şansım oldu. E ben de baktım izleniyor. Atmaya devam ettim çünkü cidden izleniyor. Yani konuştuğum video o kadar izlenmiyor. Kelepçe hareketi çok izleniyor. İlginç. Devam <laughs> ediyor musun ona? Hala ediyorum evet. Ara sıra atıyorum. Ufak tefek. Peki e, şimdi burada çok büyüdü insanların seni tanıması bir taraftan da o meşhur bir kelepçe hareketi varmış ben de baktım ama diğer taraftan anlattıklarını da anlatmaya devam ediyorsun aslında tabii sen tabii, tabii. ama mesleğini yapamıyorsun mesleği sanırım sosyal medyada var olmak e, mesleği yapmaya daha farklı ters algılanıyor ve evet. devam edemiyorsun değil mi? Tanınmanın verdiği bir engel var benim önümde. Ben part-time işlere dönmüştüm. Part-time işlere devam ediyordum. En son bu tanınma yoğunlaşınca ben bir part-time göreve gittim. Bir alışveriş merkezinin otoparkında giriş, giriş kapısında bekliyordum. Bir grup öğrenci geçti. Beni hemen tanıdılar. Resim resim çekindik. Gitmişler arkadaşlarına atmışlar. O arkadaşına atmış, öbürü atmış. Kalabalık bir kitle geldi. Hayran buluşmasına dönüştü nöbet. Araçlar içeri giremiyor. Müdür bana anons ediyor. Ne oluyor orada ya falan. Müdürüm dedim çok daha farklı bir mevzu var burada dedim. Ben en iyisi gideyim müsaadenizle. Aradım müdürü, müdürle konuştum. Dedim böyle böyle sosyal medyada dedim hani tanınıyorum, gençler de tanıyor. Dedim çıkamıyorum hatta diğer güvenlikler geldi beni oradan almaya çalıştı falan. Çok değişik bir mevzu döndü orada hocam. Tanımanın verdiği bir göreve bir engel durumu var. Harem uruşmasına dönüşüyor. Öyle Peki bu Türkiye'de bir de gerçekten cinsellikle ilgili çok şey bastırıldığı için Evet. E, sen söylemişsin galiba e, insanlar da biliyor senin videolarında kullandığın aslında bir şekilde mesleki olarak kullandığın job kelepçe gibi eşyalar fanteziyle de anılan şeyler bir evet. taraftan da cinsel evet. fantezilerle sonra yorumlar gelmeye başlamış sana sen anlatır mısın bu arada ne yaptın bu süreçte sen? Ya işte ben normal e-ticarete başladım bir yandan da. Çünkü o da sebebi şu, benim üzerinde gördüğüm her şey insanlar istiyordu. Bir de kendi tasarımlarım vardı. Ben de tasarladım. Dedim ki insanlar hani istiyor, ben bir de yönlendirme yapıyorum. Yönlendirdiğim insanlar da insanlara çok faiz fiyatlar sunuyor. Yani bir kelepçenin ederi mesela 200 liraysa adam 300 lira diyor milleti kazıklamaya çalışıyor. Dedim öyle olacağına ben kendim dedim gireyim. Ben satayım insanlara en azından. Oradan da resmi bir kazancım olsun, neden olmasın? Ticaret ayıp değil sonuçta. Oraya girdim. Kelepçeyle ilgili efsane yorumlar gelmeye başladı. Bazı siteler, alışveriş sitelerinde işte mağaza açmıştım. Giriyor işte kelepçe şunu yapabilir miyim? Job bu alsak şunu yapabilir miyiz? Ee, özelden yazıyor, abi türlü kelepçe var mı? Baktım yorumlar utanç verici yani. Dedim, oğlum ya kapatalım bunu en iyisi dedim. <laughs> Yazdım, kaç defa story attım dedim arkadaşlar. Kelepçe o anlamda kullanmıyor. Vallahi ben de bilmiyorum dedim. Ama anlatamadım, devam etti. Ben de en te ticareti bıraktım hocam. Ya adam gitmiş kullanmış, bana videosunu çekip atıyor. Diyorum ki, oğlum ne var? sen manyak mısın diyorum adamı. <laughs> abi işte bak senden aldık, sağ olasın falan. Onu görünce dedim, e-ticareti bırakıyorum kardeşim. Orada <laughs> bıraktım hocam. <laughs> sen e-ticaretten böyle vazgeçtin. Böyle vazgeçtim evet. Fantezilerle beraber. Maalesef falan. evet. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü bunlar oldu aletler yani, kelepçe, Tabii Gütümcüğüm, <laughs> kim nasıl istiyorsa öyle yapsın ama yapsın da işte, sen onun için satmıyordun ben aslında. Ben onun için satmıyordum. Yani <laughs> onun benim için anlamı kalmamaya başladı. Kelepçe öyle değildi. Aa öyle mi? O zaman tamam, boş ver. Uzak durmaya başladım. <laughs> mesela evinin salonunda seni görsek biz hani kameralar açık değil vesaire çok farklı olacağını zannetmedim şimdi seni tanıdıktan sonra ama nasıl bir hayat, nasıl bir adam görürüz mesela? Aynı ya böyle. Eşimle de muhabbetim böyle, çocuklarımla da muhabbetim böyle, annemle de böyle. Hiç değişen bir şey yok. Aynı hocam. Doğal. Ne zaman tanıştınız eşinle siz? Görücü usulü evlendik. Askerden geldikten iki ay sonraydı ilk tanışmamız. O da sebebi şu normalde genç yaşta evlendiğimi söyleyenler çok var da ben biriyle sevgili olmayı çok boş görüyordum hocam sevgililik ve flört olayına çok uzaklaşmaya başladım, soğuk bakmaya başladım. Evlenmeye karar verdim. Bu sefer dedim ki negatif huyu olan birini ben evlenirim. Birkaç ay sonra aşk duygusu dindiği zaman o negatiflikler benim gözüme batmaya başlar. O zaman ne olur? Aramız bozulur. Evlilik kötüye gider dedim. O zaman görücü usulü evlenip dedim, görüşüp biriyle dedim, şartları konuşsak neden olmasın ki dedim. Ben negatif bulduğum yönleri ona söylerim. O bana söyler. Şartlarda anlaşırız. İçime siner hani. Muhabbeti, sohbette de içime siner. Sonra şartlarda anlaşırız olur. Şansa denk geldik. Görücü usulü gittik işte. Onun yengesi benim yengemle konuşuyor falan. Rahmetli babam önce gidiyor görüyor. Rahmetli babam bizi tanıştırdı tabii. O önce gitti dedi hani ben gelinimi göreceğim bakalım nasıl biri falan filan. O okey dedikten sonra babamın hatırına bir de gittim ben. Dedim hani babam gitmiş benim için zahmet etmiş ben bir gidip göreyim. İlk gittik oturduk. Tanışma esnasında bazı söylemleri çok hoşuma gitti. Baktım kafa yapımız uyuşuyor. Ondan sonra e, orada bir olur olur dedik ikimiz. Hani bir tamam dedik. Sonra zamanla bu aşka da dönüştü. Çok daha farklı bir şey dönüştü. Şu an eşime karşı aşktan çok şefkatim, merhametim var mesela. Yani çocuklarıma nasılsam ona da öyleyim mesela. Elimden geleni yaparım. Bu şekilde oldu hocam. Nasıl senin mesela şu anki durumunda onun ilişkisi? Aslında TikTok'a girsene demiş zamanında sana. Tabii, tabii, tabii. Daha yolun en başındayken ama ilgi, işte yakışıklı, güvenlik ismi, bu kadar fazla takipçi, programlara gitmen, şöhretin eşin nasıl düşünüyor bununla ilgili? bu konuda bir ikna edicilik söz konusu. Gelen mesajları bile ona gösteririm mesela. Bir kadının şüphe duyacağı, nokta, duyacağı noktalar vardır. O noktaları eğer sen ona izah edemezsen şüphe uyandı mı geçmiş olsun. Artık yani senin her hareketinden şüphelenir. Şimdi ben gelen mesajları bile ona gösteririm. Birle video mu çekeceğim? Ne yaptığımı ona anlatırım. Yayın mı yapacağım? Yayında neler olduğunu kendisi görür izler. Benim patronumdur aynı zamanda selam olsun. Her şeyimi kontrol eder yani. Benim yaptığım yayını buraya geldiğimi o mesela bir örnek vereyim. Hepsinin detaylı bilgi sahibidir. Ve bana hep şunu dersen tapun bende. Evlilik cüzdanı bende. Anladın mı? <laughs> bana aitsin diyor. O yüzü diyor parmağına taşımaya devam ettiğin sürece diyor. Benim için rahat çünkü sana güveniyorum diyor. Ben de o güveni boşa çıkarmamaya çalışıyorum. Çünkü sosyal medyayı kız düşürmek için kullanmadım ve o amaçla kurmadım. Çok farklıydı benimki. Bu yüzden yani şu an pişman değil. İnşallah ileride de olmayacak şekilde devam ederim. Çünkü buna hazır hissediyorum kendimi. Yani kendime güveniyorum. Hayalin ne? En son onu sorayım. Ya bu hayatta senin için bundan sonra ne olsun? Daha güzel şarkılar çıkarmak, daha güzel klipler çekmek, daha iyi içerikler üretmek, bir film çekmek. Film hayalim var. Güvenliklerle alakalı, güvenliklerin çok daha farklı bir mücadele verdiğine dair. Hem öyle olmasının iyi olacağını düşündürecek, hem de bu tarz şeylerin olmamasının güvenlikte şu anda yarattığı negatif yönlerini ortaya koyacak. Hem de elendirecek bir film projem var, fikrim var. Yani bunun için birinin tabii elinden tutması ve bana gel hadi yapalım demesi lazım. Bu var hocam. Bir de kar amacı gütmeyen bir güvenlik şirketi kurmak. Yani sosyal medyadan yaptığım işlerden zaten paramı kazandığımdan dolayı o şirketten benim bir para beklentim olmayacak. Şirketi kuracağım. Şirket piyasada güvenlikler şu anda 20 bin lira maaş mı alıyor? Üçüncü taraftan aldığı karı olduğu gibi güvenliğin cebine verecek bir şirket hayal ediyorum. Hatta ufak tefek gelen paradan kesintiler yapıp bir havuzda biriktirip zor durumda olan meslektaşların görevlilerin araştırılıp onların ailesine yardım edilmesine kadar büyük bir projem var, bir hedefim var. Bunun için de işte çok sermaye gerekiyor. Çok çaba gerekiyor. Bunun olacağına da inanıyorum. Ve bu benim Türkiye'de bırakacağım kalıcı bir imza olacak güvenlik alanında. Gönlüne göre olsun. İnşallah hocam. Ne güzel bir <laughs> Niyetin ne güzel bir kere. Bu evet. O yüzden gönlüne göre olsun. Çünkü diyeceğim. para çözmüyor ha. hocam birçok şeyi. Maalesef kar amacı çözmüyor. Aslında dinleyeni duyana içinde birçok yaşamla, sistemle bir çocuğun büyümesiyle ilgili... Birçok yer vardı önemli anlamda bence. O da senin hayat hikayenden aslında biraz da süzüp insanlarla paylaştığımız kısmıydı. Katarsis Ekstra'ya yakışıklı güvenlik gelmiş değil. Daha çok Katarsis'te kendi hayatıyla ilgili diğer insanların hayatına ...dokunabilecek neler söylemiş Muhammed diye... ...izlenmesi gereken bölümlerden biri olduğunu düşünüyorum. İnşallah faydam dokunur o konuda. İyi ki geldin. Ben e, tanımıyordum çok seni. Tanıştığıma çok memnun oldum. Ben çok gerçekten. çok memnun oldum. Ben hep izliyordum özellikle şu an. O yüzden burada olmak benim için çok gurur verici bir şey. Keyifle sohbet ettik her duygunla. Burada evet. olduğun için teşekkür ederim. Her programın sonunda sevmeye hastası bebeklerimizden bahsediyoruz. Onların kampanyalarına destek sistemi yürütüyoruz. Ve gerçekten hep birlikte de o kampanyalara katkımız olduğunu gördüğüm için... Boşa konuşmuyoruz galiba. Çocuğun yaşam hakkı için konuşuyoruz diye ben de devam ediyorum. Bu bölümde de yaparız bence. Kayra'dan bahsedeyim size. Kayra Buğdacı %13'te kampanyası. Instagram'da çocuğa ve ailemize SM alt çizgi Kayra Buğdacı hesabından ulaşabilirsiniz. Hep birlikte kampanyayı tamamlamak için uğraşalım. Elimizden geleni yapalım. Valilik onaylı bir kampanya. Kayrı güzel günler gördükçe de aslında bu dayanışmadan daha fazla umutlanalım diye söylemek istiyorum sizlere. Yeniden teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim hocam her şey için. Çok sağ olun.